Evet sevgili dostlar, sponsorlarımızın katkısı ve sizlerden beklediğimiz destekle başladığımız videoya hepiniz hoş geldiniz. Uğur Meleke'nin bir yazısı vardı. Maçtan sonra, Gaziantep maçından sonra Uğur Meleke'nin Jesus gitti sanki ikizi geldi Yozgatlı, yok Yossi geldi diye. Enteresan bir şey. İrfan Can rotasyonunu sormuştu diyor. 26 Ekim günü Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Ren'le oynayacağı müsabaka öncesinde yapılan basın toplantısını hatırlarsınız diyor. O basın toplantısında İrfan Can Kahveci de gazetecilerin arasına oturmuş. Jesus'a kadroda rotasyon yapıp yapmayacağını sorusunu yöneltmişti. Jesus da gülümseyerek her müsabakada olduğu gibi o maçta da rotasyon yapacağını söylemişti. İdeal 11 değil 25'i vardı. Hani iki müsabakaya üst üste aynı kadroyla çıkması asla beklenmeyen bir durumdu. 6-7 oyuncu değiştirmesi doğal karşılanıyordu. Şimdi rotasyonu unuttu diyor Dünya Kupası'ndan sonra. İlk 4 lig maçında Trabzon, Hatay, Antalya, Galatasaray'a karşı ilk 11'de yalnızca 14 farklı futbolcuya yer vermiş. Kaldı ki bu müsabakalarda, bakın bu müsabakalarda 2 mağlubiyet aldı Fenerbahçe. İlginç değil mi arkadaşlar? İlk kez 11 yüzü gördüler diyor. Mert, Alioski, Valencia, Emre'nin hepsi Dünya Kupası arasından sonra 11 gördü. Jesus sezonun ilk 4 ayında farklı kılan şey ilk 11 tartışmalarını, üçlü dörtlü savunma karşılaşmaları çöpe atmasıydı. Dünya Kupası'ndan sonra sanki o gitti yerine ikizi Yossi geçti diyor. Ben de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Dünya Kupası arasında takımlar ciddi bir şekilde yükleme yaptılar ve bu yüklemeler tam oturmadı. Bazı takımlarda ciddi sakatlıklar yaşanabilir. Benden söylemesi. Gaziantep maçına ilgili de kırmızı dengeyi değiştirdi diyor. 45-70 arası topu anlamlı kılan, önde baskı yapan, atak sürekli sağlayan, büyük takım davranışı gösteren taraf hep Gaziantep'ti diyor. Ben buna katılmıyorum. Asıl verilmeyen kartlar maçın kaderini belirledi. Fikrindeyim. Fenerbahçe'den Borini sürprizi diyor haberde. Bunu konuştuk. Ama ısrarla soran var. Hocam biz Borini'yi isteyecek miyiz? İstiyor muyuz? Ben anlamadım. Yani ilgimiz alakamız var mı diye. Yok arkadaşlar. Yani Borini'yi falan beklemeyin. Ha şu var, ben bekler miyim? Ben beklemem, siz de beklemeyin. Bir önceki videoda sanırım bu kısım eksik kaldı, o yüzden tamamlayalım. Ha şunu söyleyeyim. Adam bu kadar gol asist yapmışken alınabilir mi? Alınabilir ama oraya beklediğimiz isim genç bir isim. Detayı kaçırmayın. Antalya Spor'dan Wright ve Fernando ve Müyamin açıklaması. Müyamin. Antalya Spor Başkanı Aziz Çetin transfer gündemindeki oyuncular hakkında açıklamalarda bulunmuş. Zaten hep bulunuyor. Hacı Wright 1, Fernando 2, Müyamin Balcı 3. Aslına bakarsanız ben bu Fernando'yu geçen sene de istiyordum ama olmamıştı. Beyaz TV'ye çıkmış, demiş ki Hacı Wright'ı birden fazla kulüp istiyor, doğalı. Ama Fenerbahçe'ye transfer olduğu doğru değil. Takımların hepsi bile bir menajerler aracılığıyla durumunu soruyor demiş. Beşiktaş'ta da anılan Brezilyalı Fernando ile ilgili de bir şey söylemiş. O bize alakadar etmez. Bünyamin Balcı ile ilgili Fenerbahçe'nin teklif yapıp yapmadığı sormuş. Bünyamin Balcı için yurt dışından isteyen takımlar var. Fenerbahçe'nin bir teklifi yok. Teklif olmadan konuşmak farazi şeyler demiş. Külliyen yalan. Külliyen yalan. Bünyamin Balcı içinde, Hacı Wright içinde çeşitli görüşmeler yapıldı. Takastaki futbolcuların keyfi bekleniyor belki de. Neyse, yapılmamış diyorsa yapılmamıştır. Bir sonraki haberimiz Fenerbahçe'den Hacı Wright için son teklif. Oh, Yeka Frido. Bakalım takastan araya geçmiş miyiz? Eğer ABD'li ne diyor, yaptığı öneriyi arttırma kararı almış, rakamın üstüne çıkmayacakmış şu anki verilen teklifin. Eğer ABD'li için Antalya ile anlaşılamazsa rota gündemdeki diğer iki isme dönecekmiş. Antalya Spor 10 milyon eurodan kapıyı açmış. Fenerbahçe 5 milyon euro önermiş. 7,5 milyon euroya çıkarmış. Ayrıca bu bonservis bedelinin yanında da Nazım Sangare, Lemos ve Buruma'dan birinin gönderilmesi gündemdeymiş. Birinin. Ya şöyle yapalım, Nazım'ı verelim. Lemos'u verelim. Buruma'yı da kiralık olarak 6 aylığına verelim. Yıllık ücretinde biz ödeyelim. Artı bir de Holosko'yla bir miktar para verelim. Nazım, Lemos, Buruma 6 ay kiralık. Bunları verelim. 3 milyon euro da para verelim.
Acıray artı Bünyamin alalım. Ben kabulüm. Siz ne diyor musunuz? Şimdi haberin detayında şu kısım önemli. Jorge Jesus da istiyor. Bu sezon 17 maçta rakip fileleri 11 kez sallayan tecrübeli futbolcu da genç futbolcuyu takımda görmeyi çok istiyormuş. Anlaşma sağlanamazsa ilk hedef Alfredo Morelos demiş. Hayır, asla Alfredo Morelos gündemimizde yok. Diğer isim Fransa ekibi Lyon'da görev yapan Moussa Dembélé. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi taraftar küfreder. Hacı Wright olmadı. Hedef Dembélé desem, yani bak başla bunu söylesem, yani Hacı Wright olmadı, hedef Dembélé desem, taraftarın diyeceği şey şu: Allah'ım dualarımızı kabul ettin, sana şükürler olsun, elhamdülillah, hemen namaza başlıyorum falan olur. Yani buyurun Odri meydan, herkese Odri meydan. Aynen bu olur. Ama biz Dembélé için teklifimizi sunduk, beklemedeyiz. Onu da söyleyeyim, gelişme yok. Michy Batshuayi için Premier Lig takip. Oo, bak bu haber güzel bir haber. Bu haber keyifli bir haber. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Valencia gol attı, sevinmedi. Herkes Valencia'ya gidecek olarak bakıyor ama ben Batshuayi'ye odaklanın diye önceden de söyledim. Yine söylüyorum. Attığı gollerle Premier Lig'den bazı takımların radarına girdi. Chelsea'den alındı. Ucuza alındı. İki tane Premier Lig takımı ciddi şekilde ilgileniyor ki ben boşuna burnumla oynamadım. Hatta bir de çay içeyim, anlayın duyumun doğru olduğunu. Bakın arkadaşlar, Batshuayi 18 kez forma giydi ve 13 gole imza attı. Yalnız attığı bu 13 golün, hani 18 maçı diyeyim, öyle söyleyeyim daha doğru olur. 18 maçtan kastettiğim şey 18 maçlık süre değil. Her maçta 90 dakika oynamadı. Onu söyleyeyim bak, her maçta 90 dakika oynamadı. 1415 dakika. Yani 16 maç oynadı desem yeridir. Çünkü 540, 904'dan 1440. 16 maç oynadı Batshuayi Fenerbahçe'de. Ve takımında, yani Fenerbahçe'de ve takımında, şey, milli takımında 16 gol 4 asist. Milli takımını çık. Bakın arkadaşlar, şöyle küçük bir hesaplama yapayım. Hocam dakika bazında niye hesaplıyorsun? Arkadaşlar bu işin kuralı bu. 661 artı 90 dakika artı 289 dakika. 1040 dakika. Bölüyorsun bunu 90'a. 11,5 maç yapıyor. Yani 12 maç yapıyor. 12 maçta 13 gol 1 asist yapmış bir futbolcudan bahsediyoruz. Size lafı uzatmadan bir şey soracağım. Batshuayi 16 milyon euroya gitse kabul eder misiniz? Hemen şimdi. Hemen şimdi arkadaşlar. Kabul eder misiniz? Başka hiçbir şey söylemiyorum. 16 milyon euroya gitse kabul eder misiniz? 3,5 milyon euroya alındı. 16'ya gitse kabul eder misiniz? Abartayım. 16'ya Batshuayi'yi gönderdin. Valencia duruyor. 4,5 milyon euroya da Moussa Dembélé'yi aldın. Hacı Wright'tan vazgeçtin. Kabul ediyor musunuz? Yani 11,5 milyon euro kar artı Moussa Dembélé. Kabul edenler kanala abone olsun. Etmeyenler abone olmasın. Hocam ben kabul ediyorum. Bu teklif şahane bir teklif. Abone oluyorum. Eğer böyle bir şey varsa abone oluyorum diyen arkadaşlar abone olun. Hocam böyle bir şey çıkarsa abone olurum. Hayır, abone olun. Sözünüzü yemeyin. Mustafa Hoca önemli duyumları bir kez söyler, geçer. Fenerbahçe Gustavo'yu göndermek istiyor. Sübhanallah. İlk defa görenler videoyu beğensin. Çünkü bu bilgi özel bir bilgi gördüğüm kadarıyla. Öyle herkeste olmayan bir bilgi. Fenerbahçe Samet Akaydın transferi sonrasında stoper bölgesinde ayrılık planlıyormuş. Kimi göndermek istiyormuşuz ki? Jesus'un raporuna göre sezon başında kadroya katılan Gustavo Henrique'yi göndermek için çalışmalara başlamış. Çok enteresan. Birçok stoper alternatifi varmış da işte göndermek istiyormuşuz. Flamengo'yu ikna çabaları 1,4 milyon euro karşısında zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanan diyor. Hayır, onun bir maddesi var, sakatlık maddesi, onu da ekleyin. Madem duyumu benden çalıyorsunuz, benden çaldığınız duyumu doğru çalın o zaman. Benden çaldığınız duyuma ekleme yapmayın o zaman. 5. stoper oldu falan filan. Fenerbahçe formasına 22 maça çıktı. 3 gol 1 asist. Geçiniz.
Gustavo Henrique, Eran, Going to the School, Going to the House, Going to the Kadro dişi, Going to the Sözleşme Döndürülmesi. Yani bakalım ne olacak. Ama hocam bıyıkları vardı. Jesus getirmişti. Ali Koç almıştı. Ya bir kere Ali Koç almıştı diyen arkadaşlar Fenerbahçe düşmanıdır. Ulan tabii Ali Koç alacak. Kim alacak ya? Erden Timur mu alacak? Manyak adamlar, teknik direktör al diyecek. Ali Koç da gidecek alacak. Bunun nesi? Abes. Bu arada dün ben Rossi'yle ilgili bir video attım. Ne kadar izlediniz o videoyu? O videoyu az izlediğinizin farkında mısınız? Hadi size benden bir dost uyarısı. Gidin o Rossi'li videoyu bir daha izleyin. Rossi kapakta olan, bu kez gidiyor olan videoyu bir kez daha izleyin. İzlerken de şunu unutmayın. Flamengo Fenerbahçe'ye teklif yapacak ve görüşme gerçekleştirecek. 6 milyon, 6,5-7 milyon euro arasında bir teklife Flamengo bu transferi bitirmek istiyor. 24 yaşındaki oyuncu 243 maça çıktı. 82 gol, 52 asist yaptı. Fenerbahçe ise 12 milyon euroyu verin, alın diyor. Bu transferin bitebileceği konuşuluyor. Bir iddia ortaya atıldı. Jesus'un önerisi ile Botafogo'nun merkez orta sahası ile ilgileniyormuş Fenerbahçe. Bir merkez orta sahayla ilgileniyoruz. Doğru. Brezilya liginden olduğu da doğru. Ama bu arkadaş mı? Yani ben bu arkadaşın olup olmadığını çözemedim. Çünkü Botafogo Transfermarkt diyelim. Şimdi Danilo Fas Neves Pinheiro. İçe mi çek içe. Futbolcunun adı. Bakalım futbolculara. Ah. İçe tiçe tiki çıkı çıkı. Çıkı çıkı. İçi tıkı çıkı çıkı tiçike. Tiçe tiçe. 1 milyon 800 bin euro piyasa değeri olan 30 yaşındaki 1.75 boyundaki orta saha oyuncusu. Bunun ismini beğenmedim. Böyle düğün ismi gibi bir ismi olacak bizi bilgilendiğimiz futbolcunun. Bu değil. Brezilya liginden ya da Brezilya, yok, Arjantin, Brezilya, Güney Amerika liglerinden bir tanesinden ilgilendiğimiz bir futbolcu var ama bu değil. Bu tiki 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 ile ilgilenmiyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Geçiniz bunu. Verdi Kadıoğlu için Dortmund Fenerbahçe'ye Marius Wolf'u önerdi. Wow. Borussia Dortmund Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu ile ilgileniyor. Dortmund Ferdi için Fenerbahçe'nin kapısını 15 milyon euro artı Marius Wolf'a çalacak demiş Sercan Hamzoğlu. Bir kere eğer vicdanınız varsa, insafınız varsa, bir Mustafa Hoca yine bildi dersiniz, iki Mustafa Hoca yine bildi dersiniz, üç Mustafa Hoca yine bildi dersiniz. Bir, Marius Wolf bize önerildi. Uzun zamandır takip ettiğimiz oyuncu. Ucuza kapatmaya çalışıyoruz. Doğru. İki, hiç kimsenin konuşmadığı zaman size ne dedim? Herkes Ferdi Kadıoğlu için şunu yazıyor, bunu yazıyor ama Ferdi Kadıoğlu'nu asıl Borussia Dortmund istiyor. Boy boy, kapak kapak, sayfa sayfa haber göreceksiniz. En ciddi aday bunlar. Bunlar almak için uğraşıyorlar. Dedim. İki. Üç. Şöyle bir cümle ekledim. Dortmund şunu bile söyleyebilir. Alın şu futbolcu sizin olsun. Şimdi transfer edin. Bize Ferdi'yi yazın verin. Diyebilir. Bu üç teklifin üçü de gerçek. Bakalım sonuç ne olacak. Bu üç teklifin üçü de gerçek. 15 milyon euro olayı da gerçek. Wolf olayı da gerçek. Jesus yönetimi asla ve asla Ferdi'yi şimdi göndermeyin diyor. Eğer Ferdi giderse ben de giderim diyor. Bu da gerçek. Bakalım sonuç ne olacak. Fenerbahçe'nin mevcut transfer gündemi. Arkadaşlar golbar.com'daki yazımda da bunlar yer alacak ama kısa kısa ben belirteyim. Hacı Wright %45 ihtimal anca veririm. Osterwolde sol bek %55 diyebilirim. Futbolcu istiyor ama kulübü istemiyor. Abubakar, ya onu özellikle söylemek istiyorum. Eğer Valencia Pedro Batshuayi'den biri gidecekse,
Abubakar bonservissiz gelecekse, 2 milyon euro ya da daha düşük olacaksa kesinlikle gelsin. Ama onun dışında asla, zaten %10 bile ihtimal vermiyorum. Keylor Navas maalesef arkadaşlar. Daha önce de söyledim, yine söylüyorum. Beklemeyin, ilgimiz yok dedim. Zaten Arap kulüplerinden birine gidiyormuş sanırım. Onu da söylemiş olayım. Eden Hazard menajerler bize önermek istediler. Ama yıllık ücreti de çok fazla. Performans soru işareti. Zaten iyi olsa bize vermek iyi düşünmezler. %10 dahi ihtimal yok. Bünyamin Balcı çok önemli bir duyum vereceğim. Dikkat. Bak dikkat. Dikkatli ol, terbiyesizlik yapma. Çek elini bundan çek. Çek elini bundan. Terbiyesiz adam video çekin. Bunun mu karşılığı ya? Bünyamin Balcı sol bek almayacaksak, eldeki bazı çöpleri takasta verecekse kesinlikle alınmalı. %90 ihtimal. Ama bizim takas oyuncuları gitmek istemiyorlar. Dır diye düşünüyorum. Yani böyle devam ederse %10 dahi ihtimal vermem ama ikna olurlarsa olabilir. Fran Navarro, Batshuayi, Valencia, Joao Pedro'dan biri gidecekse %100 alınmalı. Tam aradığımız isim. Canavar gibi, cengaver gibi isim. Anlatabiliyor muyum? Bizde çok farklı seviyeye gelebilir. Kulübüne teklif ettiğimiz ücretle istedikleri arasında 3 milyon euroluk bir fark var. Eğer Valencia olur, Batshuayi olur, Pedro olur, ciddi bir fiyata giderse gelme ihtimali %90'ın üstünde. Ama şu durumda %10 gibi. Lemos gitmesi muhtemel. Bruma muhtemel. Gustavo Henrique artık gider mi? Fesih mi olur? Sözleşmesini bu donar bilmiyorum. Yani ilk devredeki Bruma rolüne mi düşer? Alioski, Rossi, Zayt, Batshuayi gibi isimler de sürpriz olabilir. Bakalım neler olacak. Hep birlikte bunları izleyip göreceğiz. Bir şey söyleyeyim. Hocam senin elinde olsa kimi alırsın? Benim elimde olsa bir Fran Navarro'yu alırım. 2 Bünyamin Balcı'yı alırım. 3 Osterwolde'yi alırım. 4. Kimseyi almam yeter. Bu takımın kaderinin bu kadar oynanılmaz. Hocam iki kişi alacak olsan Osterwolde'yi alırım. 1. Fran Navarro'yu alırım 2. Yani iki kişiyi gönderip alırım. Hocam Bünyamin Balcı kaleci lazım bize. Arkadaşlar bilmiyorum, aynı frekansta değiliz. Onu söyleyeyim. Hacı Wright olmadı. Hedef Musa Dembele. Doğru arkadaşlar. Yani Musa Dembele için teklifimizi verdik. Geri çekildik. Batshuayi'ye inanılmaz teklif gelirse sürpriz bir şekilde Dembele olabilir. Biz normalde Valencia'ya gider diye umuyorduk ama Batshuayi'ye sürpriz iki teklif olabilir. Hakkımızda hayırlısı olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir beğeniyi çok görmeyin. Bu arada abone olmanızı da rica ediyorum. Fenerbahçe aşığıysanız ya da rakip takım taraftarı ama saygılı insansanız kanalımıza mutlaka abone olmanızı istiyorum.